Bir önceki yayınlarda gerek Furkan Hı. gerek Demet hava gayet güzel demişti ama <laughs> fark ettim mont giymeye başlamışlar. Akşam saatlerine devam ettikçe de takımın otelden çıkışına kadar Demet biraz daha üşüyecek gibi Dün geliyor. Baktım yani. 4 dereceler ee, gösteriyordu yani. ve yani, yağışla başlayacak gibi o saatlerinde. Şu eliminde. anda tam geçiş havası böyle mesela hafta sonunda kar bekleniyor. Ee, evet. Ama bir saat önce, ya bir saat dedi yani neredeyse 45 dakika önce hava güzel bir anda montlar giymeye başlamış. Akşam daha soğuk olacak herhalde. Kolay gelsin arkadaşlarımıza. Aynen yani. öyle. Sağdaki havada. herkese kolaylıklar dileyelim. E, kolay değil. E, havada çok sıcak olmayacak. Elbette herhalde 4 dereceler hissedilecektir gibi geliyor. 3-4 derece gibi gözüküyor. Gerçek taraftarların gelmesi halinde o takımla beraber Aynen Futbolcular kadar orada o doluluk o 55 bin kişi. O adrenalinle omuz değil mi? O soğuk hissedilmeyecektir. İşte, İnşallah o, Galatasaray güzel bir oyun güzel bir spor. Özellikle vurgu yapıyorum. Galatasaray taraftarlarının gelmesi halinde. <laughs> Turist demiyorum bak. Galatasaray taraftarlarının <laughs> gelmesi halinde ne soğuklar ne karlar yaşadı Aynen. o taraftarlar. Juventuslar verdi, devremenler, her Yani o gerçek taraftar gelirse mutlaka mutlaka takıma itici güç olacaktır yani. İnşallah. Beklentimiz de öyle zaten. Arkadaşlarımız e, paylaştılar 11'leri. Biz de yönetmenimizden rica edelim. Biz e, bir kez daha üzerinden geçelim. Bir önceki saat diliminde yine geniş şekilde değerlendirmiştik ama yine yapalım e, ekranlarını yeni açanlar için tabi analizlerimizi. Penya Kale'de olacak. Bu yine Elson, Marco, Anhalt, Taylan, Baber, Fegüli, Berkan, Kerem. İleri uçta da. Muhammed 11'i. Savaş serine başlayalım istersen. Bu sefer farklılık olsun. En uçtan başlayalım. Penya demiştik. E, ee, bir önceki saat diliminde. Mustafa Muhammed çok formda. Gomis transferi olumlu etkiledi mi diye sormuştum. Hatta son sorumdu sana bir önceki saat diliminin. Yani şöyle söyleyeyim. Gomis transferi mutlaka bir parça etki etmiştir Hı. ama Mustafa Muhammed'deki bu değişimin tek nedeni teknik. Çok iyi çalışıyor demek ki. Yani full hep çalışmadan şikayet ediliyordu. Evet. Takım iyi çalışmıyor deniliyordu. Mustafa Muhammed'deki geldiğinden beri eleştiri alan bir takım tarafı vardı niye kendini geliştirmiyor diye. İlk geldiği zaman Fenerbahçe'ye attığı golle beraber mesela çok müthiş bir çıkış yakalamıştı. Milli takıma gitti halde mesela Muhammed Salah'la beraber, Muhammed Salah'la beraber milli takımdan da formsuz döndüğünü biliyoruz. Şimdi son 2-3 maçtır gol eksiği var ama oyun içinde müthiş katkı sağlayan bir oyuncu. Ya Babel'den de fazla oyuna katkısı var. Fegül'den de daha fazla katkısı var baktığın zaman ileri uç oyuncularına baktığın zaman. İlk 11'in artık bankosu o mu oldu yoksa Gomis'i de bazı maçlarda Bazı maçlarda görür değişebilir. Mi? Yani bunu Domeneck Torrent söylüyor. Bazı <laughs> maçlarda oyuncuların performansı değiştirecektir diyor. <laughs> bazı mesela biz e, son aylarda, son haftalarda artık Galatasaray'ın 11'ini ezberlemeye başladık. Sezon evet. başından beri çok büyük sıkıntıydı bu. Her maç 3 oyuncu, 4 oyuncu değişiyordu. Evet. İstikrarlı bir 11 yoktu. Şu anda ligin bitimine az kaldı ama Galatasaray'ın 11'ini artık sayar hale geldik. Domenek Torrent'in bu konuda bir istikrarı var. Belki bir aşağı bir yukarı bir de oyuncu. Mesela Gomez çıkar, Muhammed girer. Ama savunma kolay kolay değişmez <laughs> bundan sonra. Ön tarafa bakıyorsun o da çok fazla değişmez. Bu çok güzel bir şey yani Galatasaray'ın adına. Kadroyu sayabilmek e, uzun zamandır. Bunu özlemiştik yani. <laughs> Tabii onu oturtmak biraz sancılı oldu. Bir de yeni bir, süre, bir hocam ay, sonuçta. Sonuçta iki Aynen. iki buçuk aylık süre e, bir antrenman süresi gördü. Burada şöyle bir var. Kaybettiğiniz zaman bu kadro benim değil. Bu kadroyu <laughs> ben kurmadım. Takım iyi gitmeye başladığı zaman oyuncularına güveniyorum. Bir teknik adam kim olursa olsun iki aylığına da geliyorsa bir aylığına da geliyorsa gelirken her şeyi kabul ederek geliyor. Bugün eğer biz beş yıl daha burada kalmak istiyorum diyorsa Sayın Domonektorat bu maç çok önemli. Burada alacağı sonuç ve kalan maçlarda alacağı sonuçlar hı hı. O beş Tabi birlikte e, aldığı puanlar sonrasında çalışmalarımız meyvesini verdi gibi açıklamalar %100 geliyor. Doğru. Bu takım, Puan kaybında da kadroyla ilgili Çıkarılmıştı. Sen mi yapmışsın hatta onun haberini böyle söylemleri karşılıklı, karşılıklı olarak çıkartıp eleştirilmişti. Ona özellikle burada vurgu yaptım. Öyle. Şimdi burada takımın koşu mesafesi fizik olarak, kondisyon olarak yani mutlaka bir gelişme var. 2 ay önceki Galatasaray değil. Hatta ve hatta 15 gün önceki Galatasaray değil. Yani o 5 maç kazanamayan Galatasaray'da bir özgüven eksikliği vardı. Kazanmayla beraber özgüveni de kazandı. Ama futbolcuları sahada izlerken mücadelesi bir defa alkışlanıyor. Hı hı. Beşiktaş maçında bunu gördük, Barcelona maçında bunu gördük. Hani Galatasaraylı futbolcularda bir azim, istek, sahada daha fazla bir özveri, bir şeyler verme mücadelesi var. Takım oyunda, hı hı. toplu alanda, topsuz alanda. Yani iki oyuncu topla giderken bir bakıyorsun, topsuz alandaki oyuncular da ona eşlik edebiliyor. Hı hı. Takım olmaya başladı ama 9 hafta kaldı. Bu kalan sürede de gelecek sezonun bir taraftan kadrosu, transfer planlaması, hı hı. işte bakıldığı zaman... Spor e, sportif direktör, sportif direktör yardımcısı başkanın şu süreç devam ederse gelecek sene de bu Galatasaray'ı çok daha iyi bir Galatasaray izleriz gibi geliyor. Serdar seninle de biraz rakip analizi yapalım. Barcelona'nın da 11'ini şöyle ekranlarımıza alalım. Bir önceki saat diliminde Torrent'in sözleri üzerinden aslında yani aşağı yukarı ne oynatacağını ilk maçta kıyasladığımızda e, öngörebiliyoruz ama sözlerini analiz ettik. Şavi de dedi ki Serdar final niteliğinde bir maç olacak. İlk karşılaşmada iyi oynayamadık ama bugün kazanmamız gerekiyor. Daha iyi defans yapmalıyız. düzeltmemiz gereken çok şey var. Onlar çok kompakt oynadılar diyor. Galatasaray ve ilk maçta neleri yapamadığımızı biz çok iyi analiz ettik dedi. Bu kez ama farklı bir senaryo olacak diyor. Şimdi hem kamp Nou'daki golsüz beraberlik güzel oyun, hem de Beşiktaş derbisindeki o 45 dakikalık oyun. Herhalde Barcelona için bu akşam için bir göz daha olmuştur. Farklı bir şey bekliyor musun onlardan? Yani ben Çavil'in e, mutlaka e, e... Oradaki, İspanya'daki maçın ikinci yarısındaki Barcelona'nın oyun Ne diye... çıkardın söylemlerinden? Ee, yani topu biz alacağız. Top bizde olacak. Orada savunma diyor ama yani savunma derken bence kontra ataklarda. Yani Galatasaray'ın kontra ataklarına karşı diyor. Savunma güvenliğini çok arka plan almayacağım diyor. Biraz ben de sağlam oynayacağım diyor. Ee, ama ikinci yarıdaki Barcelona bakın. Savunmasıyla, evet. hücumuyla. Yani evet. bakıyorum şimdi savunmaya Garcia hep yıkıyor. Bu tarafta kanatta bakıyorsun. İkinci Gonzalez yarıdaki hocam. Barcelona ya çok e, ciddi ataklar yakaladı. Çok ciddi e, pozisyonlar buldu. Ama Marco ve Nelson özellikle Peña olağanüstü oynadılar. E, biraz iş gene onların üzerinde olacak. Hani belki biraz daha böyle göbekten girmeye çalışacaklar bilemiyorum. Belki sıfıra inip e, bir adamı terör o gün çok kötüydü. Ben Yani beklediğimden kötüydü. Hırs kötü yapmış muydu. zaten o maçta gerçekten O da gerçekten, bence de... hırs yaptı. Dolayısıyla çok... Aboubakar koyuna girdikten sonra bayağı bir Torrette hareket geldi. ikinci yarıdaki oradaki İspanya'daki e, maçın ikinci yarısındaki Barcelona'yı bekliyor zaten. Öyle bir Barcelona çıkacağını tahmin ediyor zaten. Hı hı. Ee, şöyle bir 11'e de bakalım. Ter Stegen, Dest, Pique, Araujo, Alba, Pedri, Busquets, De Jong, Traore, Aboumeyang ve Torres 11'iyle e, çıkacak. Yani kaleci ve defans hattında bir herhalde Serdar değişiklik olmayacaktır. Busquets evet. ilk bekleniyor. maça ilk maça göre bir değişiklik var işte. Savunmada. Pique. değişikliği var. De Jong e, Osasuna mücadelesinde dinlendirilmişti. Kesin 11'de bekleniyor o da. Evet. Senin görüşün nedir? Merak ben ediyorum. Osasuna Busquets de 11'de. maçını da seyrettim. Hı -hı. Ee, hani o klişe vardır ya Ender gelişen Osasuna atakları. <laughs> Hakikaten öyle bir Osasuna bile yoktu. Yani Ender atağı bile olmadı. Ee, tabii ki Osasuna ile Galatasaray arasında Hı -hı. bir fark olacaktır bugünkü maçta. Ama e, iyi oynadıklarında e, ritmi tutturduklarında işler yolunda gittiğinde evet. e, Osasuna'ya 4 attı ama 6 da atabilirlerdi. O nedenle Torrent bunun çok farkında olduğunu net biliyorum ki e, ona göre bir e, önlem Hı -hı. alacaktır. Mesela Galatasaray'ın dizilişinde Taylan tek e, defansif orta saha oyuncusu gibi gözüküyor ama ben orada Berkan'ı da geriye çekerim. Belki de 4-2-3-1 e, olacaktır diye düşünüyorum. Peki yani, bize... Üç bölgede de birer tane değişiklik görüyorum ben. Yani hücum hattında orta sahada baktığınız zaman evet, böyle savunmada. Evet. Üç bölgede birer tane Hı -hı. ikinci yer artık nasıl bir şey yapar ama üç tane 10 binde değişiklik var. Galatasaray'a baktığımız zaman da 11'de on 11 on gibi gözüküyor. Belki ben hala aynı şeyi söylüyorum. Fegüli çok önemli bir oyuncu olabilir ama e, Fegüli yerine bir anda bir başka isim olabilir. Hangi isim olabilir sence? Orada mesela düşünüyorum Emre Zayıf kalabilir. Evet. Çıkıldağ'ı çok eleştiriyoruz. Belki Çıkıldağ olabilir. Çünkü oradaki üçlü Berkan Taylan, Fegüli. Hı -hı. İlk beş taş, yani son Beşiktaş maçındaki ilk 45 dakikalık performansına göre bunu söylüyorum ben. Yani... 45 dakikada benim Beşiktaş karşısındaki o etkili hucumu oynayan, baskılı oynayan Beşiktaş Galatasaray'daki tek etkisiz futbolcu Feguly'di. Peki Galatasaray'ı ve ilk maçta neleri yapamadığımızı iyi analiz ettik diyor. Yani Barcelona cephesinden bir sürpriz aslında gelebilir oyun anlamında, tercih anlamında. Torrent'i de dinlemiştik. Savunmada mükemmel olacağız yine diyor beklentiler 11'leri konuştuk. Birkaç belki bir küçük dokunuş olabilir ama oyun anlayışı olarak herhalde benzer bir zihniyetle. Galatasaray'da birkaç ilk küçük, küçük gibi dokunuş ama Barcelona'da uzak. çok büyük dokunuşlar göreceğiz. Evet. Yani korkusuz bir Barcelona göreceğiz. Buraya yani Galatasaray'ın işte 55 bin seyircisinin önünde oynamak ben Serdar'la aynı fikirdeyim. Yani orada 55 bin kişinin önünde oynamak hangi futbolcuyu tedirgin edebilir? Zaten her hafta orada onu oynuyorsunuz yani. evet. Ama futbolcuların nasıl hazırlandığına bağlı. Burada Domenech Torrent'in nasıl hazırladığına bağlı. Beşiktaş maçı galibiyeti, orada sıfır sıfırlık. Ben yüzde elli yüzde diyorum. Babel'in yerinde Emre çıkarsa şaşırır mısın? Şaşırırım, şaşırırım. Zayıf kalır. Yani Emre Beşiktaş maçında iyi ama fizik gücü olarak, çünkü Babel'i dinlendirmesi hı hı. bu maçı hazırladığı çok net belli. Şimdi dünkü taktik evet. idmanında da bu kadroyu çıkardığını gördüm. Son anda bir değişiklik yaparsa o değişiklik belki Feguly'un olduğu yerde olabilir yani. Şimdi ilk maça ilişkin farklı yenilgi ihtimalleri bile konuşulurken güzel bir oyun aslında. Skor da çok avantajlı. Ben umutluyum tur için. Ya, Yüzde elle, Galatasaray, Galatasaray, üzerinde aslında bir ihtimal veriyorum. Galatasaray'ın veriyor. her öne Galatasaray. bu maçta e, böyle bir şey söyleyebilirim. Yani de, deplasmanda. Evet. Lazio öyle berabere kalıyorsun? Burada işte efendim içeride çok farklı olacak. Moskova <laughs> kez keza aynı şekilde, Marsilya aynı şekilde. Galatasaray bu sistemi hiç bozma. İçeride dışarıda en az gol yiyen takım oldu. Mehmet kulakları için nasıl? 1905'in 5'i demişti şansı burada Galatasaray'ın. Ben %50-%50 şansımı, şeyimi, tezimi yine aynı şekilde devam ettiriyorum. O zaman